yaşadıklarımızla birlikte ekolojik krizin de boyutu değişiyor ve o da derinleşiyor. Ve ekolojik krizlerin sonucunda da yıkımlar yaşıyoruz. Hepsi birbirinin içine sarmallanmış durumda. Ama bütün bunların sebebi, bütün bunların sorumlusu, daha doğru bir deyimle, sistemin tamamen kendisi. Kapitalist sistemin yaşadığı krizlerle bugüne değin, bu ülkeyi yönetenler halklara değil, yaşamın özgürlüğüne değil, eşit, özgür ve barış içinde yaşama değil, tamamen sermaye endeksli bir programın içine girdiler ve kendi iktidarlarını da buradan var ettiler. Ve bu giderek yapısal bir boyuta girdi ve rejim artık faşizmin bütün süreçlerini işleterek yürüyor. Devlet tamamen kapitalist sistemle kurumlaştı. Yani artık devlet demek mümkün değil. Kapitalist bir erkin içindeyiz. Bugün yaşadığımız deprem aslında hiç de tesadüfi değildi. O bölgeye birlikte bakalım. O bölge talan edilmiş barajların hanesi. O bölge yoksulların kendi barınma özgürlüğünde olmayan yerlere konuşlandığı bölgeler. O bölge maden işletmeleri tarafından didik didik edilmiş bir bölge ve üstelik o bölge bir fay hattının tam üzerinde. Bütün bunları görmezden geldiler. Bütün bunları arttıracak, bu şiddeti arttıracak, bu müdahaleleri arttıracak süreçleri de işlettiler. Ve bugün halklar daha önce Hasankeyf'te olduğu gibi, Suriçin'de olduğu gibi savaşın bir takım araçlarıyla yerlerinden, yurdundan edindikleri sürecin ötesinde şimdi deprem gibi tırnak içinde doğal afet olarak ifade ettikleri, aslında hiçbir şekilde doğal afet olmayan bir facia olan ve bu sürecin sonucu olan bunu hayatlarını yok ederek, hayatları yok olarak, yakınları yok olarak, evlerinden, barklarından, komşularından, mahallelerinden edilerek ödedi. Çok büyük bir acı. Sadece maden ocakları, maden işletmeleri, sadece enerji santralları, sermayenin bütün süreçleri değildi suyla birlikte gelen, aslında kentlere dokunmaya başladılar. Bir bütün aslında bütün sistemi kendilerine göre evirdiler. Belleği yok ettiler, kentlerin hafızasını yok ettiler. Orada kendilerince tokileşme diye sembolize ettiğimiz, kendilerince ruhsuz, kimliksiz, halkları birbirinden uzaklaştıran beton bloklar ürettiler. Ve bunun sonucunda zaten halkları zorla yerinden yavaş yavaş uzaklaştırmaya başladılar. Bırakın Suriçin'de olduğu gibi olmasın. Normal dönüşüm yaptıkları, kentsel dönüşümde de biz bunu rastlıyoruz. Orada yaşayamayan halklar, o lüks tırnak içinde, lüks betonların içinde yaşayamayan halklar doğrudan başka kentlere doğru göç ettiler. Aslında yerinden zorla edindiler. Gittikleri yerde, geldikleri yerdeki geçimlik yaşamlarından kopartıldıkları için, çitlendikleri için gittikleri yerde de işçileştiler. Daha yoksul, daha güvencesiz, daha sağlıksız, gene tokileştirilmiş basit konutların içine yığıldılar ve gene sağlıksız bir şekilde yaşamlarını sürmeye mahkum edildiler. Ne depremde kaybettiklerimizi geri alabiliriz, ne Hasankeyf'te giden belleğimizi geri alabiliriz, ne de bu insanların koparıldığı toprakların tekrar eskisi gibi tarım alanı, geçimlik hayata doğru hızlıca dönüştürmeyi başarabiliriz. Ama bunu hiç yapamayız değil. Artık bu noktada hep beraber bir sorumluluğumuz var. Belki buradan bize gelmekte fayda var. Aslında halklar birlikte depremde olduğu gibi dayanışarak yaşamı nasıl öleceğini gösterdi. O bir dayanışmaydı ama biz hayatı yeniden özgür bir şekilde kurabiliriz. Bu dayanışma bunu da gösterdi. Yani sözde söylediğimiz, politikalarımızı işaret ettiğimiz biz yeni yaşamı öreriz sözü bir fiil 11 ilde, Kürdistan'daki bu depremde yıkılan, yok edilen 11 ilde yaşama geçti. Bugün hayatta kalanlar varsa halkların bu birlikte dayanışmasının sonuçlarıdır. Bizler başardık bunu. Devlet falan başarmadı. Zaten başaramaz. Bu sistem bunu başaramaz. Dolayısıyla yapabileceğimiz tek şey
bu siyaseti dönüştürecek, bu yaşamı dönüştürecek stratejileri birlikte örmek ve bunu örgütlü olarak örmek. Bireysel olarak öremeyiz. Depremde gene gördük. Bireysel olarak yardımların hiçbirinin karşılığı yoktur. Ama örgütlü olarak yapılan her yardımın, her dayanışmanın yaşamda ören, onaran yeri sabittir. Bunu hep beraber gördük. Mücadele alanlarında da görüyoruz. Ekoloji mücadelelerinde görüyoruz. Halkların özgürlük mücadelesinde görüyoruz. Biz kararlı olursak, biz özgür ve eşit yaşamı kurmada kararlı olursak, önümüzde bu sistem ve bu sistemin ürettiği bu kurumlar ve politikalar geçersiz kalır. Söz ve irade halkındır. Karar halkındır. AKP'nin hiç umuru değil zaten. Yönetme şekli falan değil, hiç umuru değil. Onun bir tek hedefi var. AKP ve benzerlerinin bir tek hedefi var. Sermayeye yol verenlerin, sermayeden iktidar umanların ve onun üzerinden siyasetini örenlerin bir tek şeyi var. Sermayeyle birlikte hayatta kalmak. Dolayısıyla bu bize, halklara, burada yaşayan hiçbir canlıya, bu toprakların kadimliğine fayda sağlamaz. Onun için bizler bu seçimde bir uğrak ediniyoruz. Bu seçim ne ilk ne son bizim için. Ama bizim bir hedefimiz var. HDP olarak birlikte ördüğümüz bu siyasetin bir hedefi var. Yıllardır mücadele eden, halkların mücadelesinden gelen, ortaklaşılan bu renklerin bir hedefi var. Bu topraklarda biz yaşamı özgürleştireceğiz. Gerçekten o üçüncü yol siyasi diye betimlediğimiz hayatı öreceğiz, birlikte öreceğiz. Bu topraklarda savaş istemiyoruz. Bu topraklarda savaşın politikalarını, madenlerini, üretimlerini istemiyoruz. Bu topraklarda sermayenin bir taraftan para kazanırken işçileri, halkları yerinden, yurdundan, yaşamından edinmesine göz yummak istemiyoruz. Bu topraklarda tüm canlıların varlığının devamını istiyoruz. Biz bunu başaracağız. Kent bilimciler şunu söyler. Bir kentin meydanı ve kentin kurulumu aslında o siyasi iradenin yansısıdır. Dolayısıyla AKP kendi politikalarını yansıtıyor. Yani o devasa, geniş, kontrol altında tutacağı, her yere kale kolların yapacağı yapıya bakın, bu AKP'dir. Yani o meydanlara bakın, sur içine gidin. İlk kez ben fotoğrafını gördüğümde cezaevi dedim. Çünkü cezaevi yapısı AKP'nin kendi siyasetidir. Onunla övünür biliyorsunuz, şu kadar cezaevi açıyoruz, şu kadar yapıyoruz. Çünkü aklı böyledir. İnsanları tutuklamak, düşünceleri yok etmek, yasaklamak ve bir yere hapsetmek. Evleri de böyle yaptılar. TOKİ de öyle. Halkları birbirinden kopartmak. Komşuluk ilişkileri yoktur. Oysa bizim bir mahalle alışkanlığımız var, öyle değil mi? Biz dertlerimizi, dayanışmamızı o komşuluk ilişkilerinde yürütürüz. Selamlarımızı, birbirimize sarıp sarmalamayı, bunları yok etmek demek aslında bütün halkları tahakküm altına almak demek. Kendi istediği gibi cezaevlerine tıkmak demek. TOKİ bir tip AKP mimarisidir. TOKİ'nin ürettiği meydanlar AKP'nin mimarisidir. Mimari yoktur bunlarda. Kimlik yoktur. Bilim yoktur. Onun kültürü yoktur. O istediği gibi sembolize eder. Dolayısıyla her sembole bakın, AKP'yi göreceksiniz. O tekçi, o betonlaşan, o halkları birbirinden ayrıştıran, ilişkiyi koparan, konuşmayı, düşünceyi yasaklayan, özgürlükleri kısıtlayan, her şeyi sermaye biriktirimine aktaran, niye deprem olduğunda yardıma gitmediler de neredeyse üçüncü gün kararnamelerle oranın nasıl dönüştürüleceğine ilişkin bir yığın yasa çıkarttılar? Neden? İşleri bu mu öncelikli işleri? Oradaki betonun altlarında kalan canlıları kurtarmak yerine bu muydu işleri? Onun için mi yaptılar ÇED kanununda değişiklikler yaptılar, 126'nın oğlu kendi kararnamesini yayınladı. Zaten her şey yetkisi kendisinde, o başka bir şey de. Bütün tırnak içinde düzeltemedikleri, kendileri için düzenleyemedikleri yasaların hepsini geçersiz kılan kararnameleri yayınlayıp biz orayı çok yaşanılabilir konutlarla inşa edeceğiz dediler. Ya da Marmaris yangınını hatırlayın, daha yanarken TOKİ'nin yetkilisi dedi ki üzüleceksiniz eviniz yanmadığı için.
Biz böyle bir yönetimi hak etmiyor bu halklar. Ve böyle bir yönetimle yönetiliyoruz. Ne tarafa bakarsanız AKP'nin politikasını görmeniz mümkün.